Sen hala neden buradasın? Param almadan gitmem. Konuşursan başına ne geleceğini biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Al bakalım, emeklerinin karşılığı. Daha çok masum birinin günahına girmenin, hayatını mahvetmenin karşılığı. Sen şimdi bu Aslı'mı düşünüyorum ayaklarını bırak. Bu tercihi sen yaptın. Al paranı çek git İzmir'e. Göz önünde olma. Ama aradığım zaman sana ulaşabileyim, tamam? Ben bakarım. Fatih Bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk Hediye Hanım. Sağ olun. Merhabalar. Selam Aslı, ne haber? Ne haber mi? Bugün boşanma davam var. Sizce nasıl olabilirim? Bak, anlıyorum seni. Zor günler geçiriyorsun. Ama merak etme, ben senin yanındayım. Senin avukatlığını üstleneceğim. Gerek yok, istemiyorum. Kızım, ne demek gerek yok? Bildiğimiz, tanıdığımız biri olsa daha iyi olmaz mı? Aslında bak, sen masumsun. Bugün bunu ispatlayarak bu çileye son vereceğiz. O adam sana zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bugün bu iş bitecek. Sen de yoluna bakacaksın. Haksız mıyım Aslım, sen söyle. Bu adamı tanıdığından beri başın beladan kurtuldu mu? Hayır. Sen bu adamı sevdiğini söyledin. Sana inandı mı? Seni dinledi mi? Hayır. Yani neredeyse senden kurtulmak için fırsat kolladı diyeceğim. Sen hala niye Ozan'la birlikte olmak isteyesin ki? Yeter. Ne olursa olsun o hala benim kocam. Onun hakkında böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Aslım, ben sana kötü bir şey söylemiyorum ki. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Sen... Aslı'mı görmem lazım. Kim gelmiş anne? Seninle konuşmamız gerek. Ne konuşacaksanız mahkemede konuşursunuz. Sen karışma. Şimdi konuşacağız. Tamam. Dışarıda konuşalım. Ne istiyorsun? Bak, ben bu işin uzamasını istemiyorum. Ne kadar para, ne kadar nafaka istiyorsan vereceğim. Her şeye kabulüm. Yeter ki bir an önce boşanalım. Senden hiçbir şey istemediğimi daha önce de söyledim sana. Senin tek kuruşunu istemiyorum. Ne konuşuyorlar acaba ya? Fatih Bey, siz niye bu kadar gerginsiniz? Hayır, yani birazdan duruşma olacak. Aslı'mı manipüle etmeye çalışıyor olabilir. Sonuçta onlar hala karı koca. Konuşacakları bir sürü şey olabilir tabii ki. Bunu söylemek için mi geldim buraya? Senden alacağımı alayım, sonra da seni rahat bırakayım, öyle mi? Sen beni bu kadar mı tanımadın Ozan? Evet, tanımamışım.
Senin her hareketin, her sözün sahteymiş. Bana yalan söylerken, beni aldatırken bu kadar gururlu değildin. Şimdi bana masum numarası yapma. Sen ne hakla? Senden nefret ediyorum. Ben daha çok. Ozan, uzak dur ondan, git artık. Ozan, Jüli de nasıl? Değişen bir şey yok. Durum hala aynı. Keşke uyanık olsa da ona aslından ayrılacağımı söylesem. Belki iyi gelir. Sen buyur geç otur. Ozan, bundan emin misin? Yani mahkemede bütün delilleri kullanalım mı? Tarık amca, onları burada konuşmayalım. En kısa yoldan nasıl oluyorsa öyle yap. Bitir bu işi. Sen daha iyi bilirsin. Peki Ozan, sen bilirsin. Ben gideyim. Mahkemede görüşürüz. Ben geçireyim seni. Merhaba Tarık'cığım. Babacığım. Sen. Bakalım nasıl olacak bu iş? Sen çabucak halledersin. Aslım hiçbir şey alamayacak. Senden böyle davalar kurtulmaz Tarık. Ozan neden bu delilleri kullanmak istiyor ben anlamadım. Yani tamam boşanmak istiyorlar da. Bu şekilde olmasına gerek yok. Hiç Ozan'a yakışır hareketler değil bunlar. Annesinin bu hale gelmesine Aslım sebep oldu. Ozan'ı aldattı. Ya yapma, bir de nafaka mı alacak? Yani baba. Ozan. Canım benim. Nasılsın? İyiyim Berçin, iyiyim. Şu iş bitsin daha da iyi olacağım. Her şey hazır mı? Hazır. Aslında aramda hiçbir bağ kalsın istemiyorum. Bugün bitsin bu dava. Ne oldu kızım? Bir hafta içinde buraya ikinci kez gelişim anne. Nasıl oldu bu? Benim hayatım bu noktaya nasıl geldi anne? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Güçlü ol kızım. Güçlü ol. Sen masumsun. Geçecek bu günler.
Aslım hadi. Lavaboya gideceğim. Tamam kızım. Aslım. Ne var Berçin? Yine ne istiyorsun? Birazdan herkese rezil olacaksın. Biliyorsun değil mi? Beni rahat bırak Berçin. Ozan... kanıtları mahkemede hakime gösterecek. Onu nasıl aldattığını herkes görsün diye. Tamam da Ozan bunları niye sunuyor ki? Biz zaten boşanmaya karar verdik. Ortada bir itiraz yok. Olmasın zaten. Bil diye söylüyorum. Eğer aklında işleri yokuşa sürmek falan varsa boşuna heveslenme. Ya da nafaka niyetine 3-5 kuruş koparırım diyorsan avcunu yalarsın. İşleri uzatmadan ayrıl git. Daha fazla rezil olma. Yani bence. Ozan bu kadar küçüldü demek ki. Amacı benden boşanmak değil, beni insanların içinde rezil etmek, öyle mi? Vallahi onu otel köşelerinde elin herifleriyle kırıştırmadan önce düşünecektin tatlım. Berçin. Müvekkilini rahat bırak. Duruşma öncesi kafasını karıştıracak şeyler söyleme ya. Lütfen. Ver şunu. Birazdan göreceksin zaten. Hepimize karşı savunduğun adamın sana verdiği değere bak Aslı. Tek derdi insanların içinde seni rezil etmek. Başka bir şey değil. Ne istiyorsa yapsın. İstediğini söylesin. Umurumda bile değil artık. Bir an önce şu eziyet bitsin yeter benim için. Affedersiniz. Bizim duruşmaya ne kadar var? 5 dakikaya alacağız. Teşekkür ederim. Hediye. Ben karşı çıkmaya çalıştım ama Ozan Aslım'la Kaan'ın fotoğraflarını mahkemede kullanmak istiyor. Sizin de haberiniz olsun. Ama o fotoğraflar tamamen saçmalık. Bunun kime ne faydası olacak ki? Bu çok çirkin bir şey. Biliyorum ama dinlemiyor. Ozan Aslım'a çok öfkeli. Öfke falan değil bu Tarık. Tüpedüz saçmalık, terbiyesizlik. Aslım Ozan'ı aldatmadı. Kaan ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Ama kızımın mutluluğunu mahvetti o çocuk. Duruşma için hazırlık yaptın mı? Yeni yalanlar söyleyecek misin? Bir gün bu yaptıkların için çok pişman olacaksın Ozan. Bana inanmadığın için, yalancı dediğin için. Ama iş işten geçmiş olacak.
Ozan Yıldırım, Aslım Yıldırım davası. Taraflar mahkeme salonuna. Ozan. Gerçekten bunu yapacak mısın? O fotoğrafları mahkemeye delil diye verecek misin? Buradan çıkışta bir şeyler yapalım mı? Hem hava almış oluruz, çok gerildik. Yok Berçin, ben böyle gayet iyiyim. Şu dava bir an önce bitsin. Başka bir şey istemiyorum. Tamam, sakin ol. Mersulo, adam gibi doğruları anlatana kadar telefon yok sana. Kimdi arayan? Annem aradı, annem. Umarım defolup gitmişsindir. Yoksa yakarım seni. Bir şey mi dedin? Yok bir şey. Dava ile ilgili düşünüyorum da. Ozan'ın elindeki fotoğraflar canımı sıktı. Tek derdi seni küçük düşürmek. Ozan böyle yaparak sadece kendisini küçük düşürüyor. Doğrular ortaya çıkıp karşıma geldiğinde o da anlayacak. Ama iş işten geçmiş olacak. Taraflar hazır mı? Hazır efendim.
Davacı Ozan Yıldırım. Buyurun, boşanma gerekçeniz nedir? Hadi artık, göster şu fotoğrafları. Aldattı beni de. Rezil et şunu. Boşanma gerekçemiz... Şiddetli geçimsizlik Hakime Hanım. Aramızda anlaştık. Bu evliliğe devam etmek istemiyoruz. Allah kahretsin. Bir şey mi söylediniz avukat bey? Hayır. Demedim. Bir şey yok. Yardıma ihtiyacım var. Hemen hakim ara. Acil olduğunu söyle. Kızım siz bir şey söyleyecek misiniz? Evet. Evet doğru söylüyor. Aramızda şiddetli geçimsizlik var. Hangi konularda geçimsizlik yaşıyorsunuz? Örnek verin. Mesela sözlü, psikolojik, fiziksel olarak size şiddet uyguluyor mu? Hayır. Hayır efendim, öyle bir sorun yok. Tamam. Anlatın o zaman. Şiddetli geçinemediğiniz mesele ne? Bakın çocuklar. Geçerli bir sebep beyan edilmedikçe aile kurumunu parçalamayı uygun bulmuyorum. Hele sizin gibi taze bir evlilikte. Biz birbirimizi dinlemeden suçluyoruz Hakime Hanım. Biz birbirimizi çok yanlış tanımışız. Müsaadenizle. Evet. Yanılmışız. Evlenmekte hata etmişiz. Acil bir durum. Bir saniye. Oturuma 20 dakika ara veriyorum. Ben hemen geliyorum. Aa, telefonum arabada kaldı. Alıp geliyorum. Kimse kurtaramaz.
ya. Bir sürü salon var. Kim bilir hangisini neler nasıl bulacağız? Gerekirse tek tek bakacağız. Tuvalete gitmem lazım. Hemen gider gelirim, çok acil. Duruşmaya yetişeceğiz. Sonra gidersin. Ben halımı da Aslı'mı da aradım. Hiçbir telefonla cevap vermiyor. Kim bilir neredeler. Ya lütfen 2 dakika izin ver, işte gideyim. Kapat çileni, yürü. Ozan'la Aslı'nın boşanmadan gerçekleri söyleyeceksin. Tamam, söyleyeceğim, yemin ederim. Ama bir izin ver de gideyim lavaboya. Adliyedeyiz, kaçamam herhalde. İyi, tamam hadi. Tamam, çabuk olun. Ben de yukarı bakıyorum. Ozan. Sana da bu yakışırdı zaten. O fotoğrafları mahkemede kullanmamakla en doğrusunu yaptın. Sonuçta aslında bir geçmişiniz var. Aldatma mevzunu açman doğru olmazdı. Tarık amcım, fotoğraflar senin eline nereden geçti? Kim gönderdi sana? Nereden çıktı bu dosya? Aslı'nın Ozan'ı aldattığına dair her şey burada. Ozan istemiş Berçin'in ayarlamasını. Mahkemede kullan diye. Postayla göndermişler. İsimsiz bir zarftaydı. Tarık amca, isimsiz zarfla gelen postayı sen neden mahkemeye delil olarak sunuyorsun? Sen gönderdin sandım. Allah Allah. Ben böyle bir şey yapar mıyım Tarık amca? Belli ki başkasının işi bu. Hayır, sen nasıl düşünürsün böyle bir şey? Ya, ne olursa olsun aslında benim bir geçmişim var. Yürüsün yürümesin. Biz kendi rızamızla evlendik. Onca insanın içinde ben Aslı'nın arasını rencide ederim. Hayır, sen nasıl düşünürsün böyle bir şey? Yanıldım Ozan. Sordum sana, sen cevap vermeyince kullanacaksın sandım. Kim gönderdi ki bu dosyayı? We'll be right back.